Bu millet kararlıdır. Bir şeyi söylerse ardını da takip eder. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İzmir Seferi yapılan EFES 2022 tatbikatında konuştu. Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'ya dikkat çeken mesajlar verdi. Sayın Miçotakis herhalde adalara turistik çıkarma yapıyor. Erdoğan konuşmasının büyük bir kısmını ABD'nin de desteğiyle Ege'de gayri askeri statüdeki adaları silahlandıran Yunanistan'a ayırdı. Şakamız yok, aklınızı başınıza toplayın diyerek Atina yönetimini uyardı. Bir kez daha Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyoruz. Kendine gel. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de de kararlılık mesajı verdi. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama ve sondaj faaliyetlerimizi de Birleşmiş Milletler uygulamaları ve diğer uluslararası teamüllere uygun şekilde sürdüreceğiz. Yetki alanlarımızda bize rağmen herhangi bir tasarruf veya işlem yapılmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Erdoğan'ın gündeminde Suriye'ye olası askeri harekat da vardı. Sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik hattıyla koruma altına alma kararlılığımızı adım adım hayata geçiriyoruz. Ülkemizin sınırları dibinde terör koridorları kurulmasına asla izin vermeyeceğimizi, güvenlik hattımızın eksik kalan kısımlarını mutlaka tamamlayacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK ve sınır ötesi operasyonlarla ilgili ABD ve NATO ülkelerini de uyardı. Sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik hattıyla koruma altına alma kararlılığımızı Adım adım hayata geçiriyoruz. Ülkemizin sınırları dibinde terör koridorları kurulmasına asla izin vermeyeceğimizi, güvenlik hattımızın eksik kalan kısımlarını mutlaka tamamlayacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum.